Kurtuluştayız. Kilometrelerce uzanan market kuyrukları, boş raflar, temizlik malzemeleri için birbiriyle kıyasıya kavgaya tutuşan insanlar ve hastanelerden umudunu keserek bankların üzerinde son nefesini veren hastalar. Bu korkunç manzaralar Türkiye'den değil Amerika ve Avrupa'dan. Sağlık sistemleri yetersiz olduğu kadar dayanışma duyguları da eksik. Toplumsal değerlerden kopuk bireyci, bencil yaratıklara dönüşmüşler adeta. Bu pandemi sayesinde yeni nesil, batının bencil ve soğuk yüzünü daha açık ve net bir şekilde görme şansı buldu. Kendi ülkemizin kıymetini de bugünlerde herhalde daha iyi idrak ediyoruz. 5-6 vatandaşı için özel uçak kaldıran bir devlet var artık. Devlet tüm kurumlarıyla milletin hizmetinde. Batıda binlerce dolar fatura kesilen test ve tedavi süreçleri Türkiye'de bedava kaldı ki hastalara evinizde kalın, sakın hastaneye gelmeyin, internete bakarak kendinizi tedavi edin diyen bir devlet de yok. Dünyanın en iyi sağlık altyapısına sahip bir ülkeyiz. Bu krizde gerek Avrupa'nın ve gerekse de komşu ülkelerin yardımına koşarak tıbbi araç ve destek sağlayarak kendi riçtimizi ispatladık. Koronavirüsle mücadelede başarı gösteren sayılı ülkelerden biriyiz. Devlet ve sağlık sistemimiz canla başla bu mücadelenin içinde. Tedbirler alınmasına rağmen salgın tehdidi hala varlığını sürdürüyor. Bu kritik süreçte muhalefet ve bir takım bozguncu isimler sağlık sistemimize çamur atmaktan geri durmuyor. Türk Tabipler Birliği bu bozguncu grubun başında geliyor. Her gün ayrı bir zorlama gerekçeyle moral bozmaya çalışıyorlar. Bir gün test konusunu öne sürüp sağlık sistemimizi kötülüyorlar. Sonraki gün tuhaf algoritmalarla ortaya çıkıp Türkiye'de tablonun kötüleşeceğini öne sürerek korku ve panik üretmeye çalışıyorlar. Aslında Türkiye'de de marketlerin yağmalanmasını, insanların banklar üzerinde ölmesini, ülkede çaresizlik manzaraları oluşmasını istiyorlar. Ne var ki felaket beklentileri hem tutmadı hem de boşuna. Türkiye Gerek test yapma konusunda gerekse aldığı erken tedbirlerle virüsün yayılmasını engelleme hususunda dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Bu arada virüsün yayılmaması için evde kal çağrılarına yeterli karşılık verilmediği görülüyor. Küçümsenmeyecek bir çoğunluk şüphesiz bu kurala uyuyor. Ama bu kurala uymayanlar için özellikle 65 yaşa yasak getirildi. Birkaç hafta evde kalmayı başarabilirsek bu virüsle mücadeleyi kazanabiliriz. Şimdi sağduyu zamanı. Herkesin evinde vakit geçirmek için kendisini biraz zorlaması şart.